Biz de tam anketin ve araştırmanın kurulusunu bu noktadan çalışmalarına bağlı olduğunu gösteriyor. Amacımız ülkenin ekonomik durumuyla birlikte sağlık alanının nasıl etkilendiği ile ilgili bir çalışma planlamıştık. Yani vatandaşın da alım gücü azaldığı için özel hastanelere gidemiyor. Bu da haliyle kamu hastanelerinde bir yığılma yaratıyor. Eskiden hastanelerin kapılarında kuyrukları olurdu. Şimdi işte Alo 184'te MRS sistemi üzerinden kuyruklar oluşmaya başladı. Bazı branşlarda, özel branşlarda 2 ayı bulan, 3 ayı bulan randevu süreleri olmaya başladı. Yani anketin totalinden çıkardığımız sonuç, insanlar şu an en büyük sorun olarak ekonomiyi görüyor. %90'ın üzerinde ekonomik durumdan olumsuz etkilendiğini ifade ediyor. Özellikle kentimizin biz yıllardır dile getirdiğimiz sağlık altyapısı ve personel sayısının Türk ortalamasının altında olduğunu, hizmet ve kışkırtılmış bir sağlık hizmeti talebi yaratıldığını, bunu altyapının kaldırmadığını ve dönem dönem sizlerle geçmiş dönemlerde bunları konuşuyorduk. Bunun sağlıkta şiddeti artıran bir faktör olduğunu hep dile getiriyorduk. Ve bu sonuçlar da bu şeyleri destekledi. Yani %70 oranında, %80 oranında kentin ağız diş sağlığı merkezi ve devlet hastanelerinin ihtiyacı karşılamadığını düşünüyor vatandaş. %80'inin bu durumda özel hastanelere, belki %90'ının bu durumda özel hastanelere gidecek parasının olmadığını veriler ortaya koydu. İlimiz uzunca bir süredir bebek ölümleriyle uğraşıyor. Türkiye birincisiyiz. 5 yaş altı ölümlerde Türkiye ikincisiyiz. İşte doğurganlık hızımız yüksek. Yani artı dış Suriyeli nüfusunu da koyduğunuz zaman yani altyapı maalesef iflas durumunda. Yani öncesinde vatandaşın alım gücü iyi olduğu dönemde bu sorunları bu kadar ayyuka çıkmamasının nedeni insanlar özel hastanelerden hizmet alabiliyordu. Maalesef bu geldiğimiz noktada artık özele de gidemediği için bunlar patlar duruma geldi. Birçok ilaca da ulaşılamıyor. İlaç yok. Piyasada ilaç yok. Artık gelen zamlarla birlikte ulaştığı ilacı da almakta zorlanır hale geldi toplum. Yani sağlığın hangi alanına girerseniz girin. Bunun birinci basamak, ikinci basamak, üniversite ayağı, ağız diş sağlığı merkezleri, eczacılık, işte veteriner hizmetlerinde bunu dahil edin. Sağlığın bizim içinde olduğumuz, yaşadığımız alanın hiçbirinde iktidarın söylediği gibi bir gül bahçesi yok arkadaşlar.